Merhaba Şarpa Blog okurları. Şarpa Blog tasarım sohbetlerindeki yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Volkan Altınok var. Volkan sosyal antropolog ve bağımsız araştırmacı olarak çalışıyor. Hoş geldin Volkan, nasılsın? Merhaba, selamlar. İyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkürler. Volkan, seninle kullanıcı araştırmaları ana başlığında biraz da böyle antropoloji ve kültürün bu araştırmalara ve onun sonuçlarına etkisiyle ilgili sohbet etmek istedik. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Ben tekrar. teşekkür ederim davet ettiğiniz Bize için. birazcık kendinden bahseder misin? Nasıl bir iş yapıyorsun? Bunun içeriğinden bahseder misin birazcık? Bahsedeyim. Ben aslında felsefe okudum. Felsefe okurken ODTÜ Sosyoloji'nin anket çalışmalarına katılıp köy araştırmalarında daha çok bu dünyaya daldım. Çok keyifli, çok güzel geldi insanların hayatlarına girmek, kendi hayatımızın dışında farklı hayatların, farklı anlamların dünyasına girmek, dalmak. Daha sonra sosyal antropolojide yüksek lisans yapmayı seçip bunu mesleğim haline getirdim. Yaklaşık 5 yıldır Aslına tüketici bakarsanız araştırmaları. tüketici araştırmaları 5 yıldır ama ilk başladığım büyük enerji yatırımlarının kırsaldaki etkileri üzerine sosyal etki değerlendirme, kültürel etki değerlendirme projeleriydi. O işin birazcık daha şey kısmı, kırsal araştırmalar diyebileceğimiz kısmı. Nasıl projeler yaptın o kapsamda? Ya büyük mesela barajlar ya da boru hatlarının, HES'lerin özellikle köyleri etkilediği, köylerin ekonomik kaynaklarını etkilediği durumlarda biz orada gidip önce oradaki hayata bakıp zararı minimize etmek için yeniden yerleşim olduğunda nasıl projeler yapılabileceğini, kültürün korunması için neler yapabileceğine dair raporlar ürettik. Bir 3 sene kadar böyle bir araştırma yaptım. Daha sonra tüketici araştırmalarına, şehre geleyim ben artık köyden biraz köyden geldi yoruldum şehre de. dediğimde Anladım. Tüketici araştırmalarına geçtim. Ama aynı yöntem. Antropolojinin yöntemi daha çok katılımcı gözlem. Herhangi bir konuyu, herhangi bir sosyal konuyu içinde yaşayarak gözlemlediğiniz ve gözlemleriniz de kalitatif, kantitatif, yani nicel ve nitel anlamlandırmaya çalıştığınız yöntem. Anladım. Şimdi kullanıcı deneyimiyle ilgili konuşacağız ama kullanıcı deneyimi deyince birçoğumuzun aklına tabii artık dijital deneyimler geliyor. Fakat ondan önce de kullanıcı deneyimi vardı. Aslında dijitalle ortaya çıkmış bir şey değil. Özellikle mekanların insanlar üzerindeki etkisi ve o mekanlarla ilişkisi deneyimlerini çok etkiliyor. Bir insanın mesela bir mekanla kurduğu ilişkiyi belirleyen motifler üzerine birazcık konuşalım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani mekanların insanların aslında bilişsel şemasına etkisi olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum değil, bu böyle görülüyor. Mesela dışarı, yani şu an sizin orada oturuyor olmanız, tavanın böyle oluyor olması benim kurduğum cümlelerde bile etkili. Bunun dışında tüketici davranışlarına etkisi yadsınamaz. Bir mekana girdiğinizde o mekan size hissettirdikleri markanın mesajını da belirliyor. Ya da ürünün, hizmetin nasıl olacağını da belirliyor. Misal bunlar daha hani kültürel kodlara baktığınızda kutsiyat atfettiğimiz mekanlar, dişil mekanlar, eril mekanlar gibi ayrımlar var. Diğer taraftan psikolojimizi etkileyen mekanlar var. Yani seçme şansı veren, işte yuvarlak, daha hani demokratik, bir masa etrafında oturduğumuzda kimsenin birbirinden hiyerarşik olarak üstün olmadığı, herkesin sandalyesinin de benzer olduğu, daha böyle ortak fikir üretilebilecek. Kimi zaman yöneticinin koltuğunun çok daha böyle şaşalı olduğu ve dairesel olmayan mekanlar var. Ya da işte psikolojide belli mekan tasarımlarıyla psikoloğun size doğru dönmesi ya da sizinle birlikte sizin geçmişinize bakıyor olması, sandalyenin konumlanmasıyla farklı farklı terapi yöntemlerini getiriyor. Dolayısıyla mekan başat biçimde ürünü etkiliyor ya da hizmeti etkiliyor. Misal yine bir örnek vermek istiyorum. Bir gurme hamburgerci alışık olduğumuz şekilde hem ızgarayı hem de kasayı aynı yere koymuş. Bu algıyı etkileyen bir şey. Fast foodlarda genelde karşılaştığımız bir mekan dizaynı. Bunu böyle gördüğünde fast food bir hizmet alacağını düşünüyor tüketici. Normalde restoranda ızgaranın farklı yerde olduğu, hatta daha içeride olduğu, kasanın farklı yerde olduğu bir şeye alışık. Fast food'da ise aynı yerde olduğu yere alışık. Dolayısıyla kendini konumlandıramıyor. Gurme hamburger olarak kendini konumlanamamasının en önemli sebebinin kasayla ızgaranın aynı yerde olduğunu gördük. Bu sizin yaptığınız bir araştırmadan mı Yaptığımız bir çıktı? Araştırmadan çıktı. Anlattığınız araştırma sonuçlarını, hani bakın kasanın yerini değiştirmeniz lazım falan diye. Bu bir zincirdi. Şey farkını anladık. Bekleme toleransı, kasa ve ızgaranın farklı olduğu şubelerinde daha fazla. İnsanlar gurme bir hamburger için bekleyeceklerini düşünüyorlar. Ama diğer mimari çözüm olarak
aynı çizgide olduğu yerde bekleme toleransı az. Müşteriler daha çabuk sabırsızlanıyor. Daha çabuk ürünlerin nerede kaldığını soruyorlar. Çünkü daha hızlı olması gerektiği algısı. Aynen öyle. Hı-hı. Biz restorandan devşirdiğimiz bir Hı-hı. mekan tasarımını orada gördüğümüzde farklı Hı-hı. düşünüyoruz. Anladım. Keza yine mesela şey var. Bir en büyük zincir marketlerden bir tanesi. Bu aslında irrationality of rationality'nin de konusu. En büyük zincir marketlerimizden bir tanesi. Kuyumcu dükkanı gibi dokunmaya kıyamayacağınız çok beyaz, çok ışıklandırılmış ve sürekli eksilen ürünün yerine konduğu raflar dizayn ediyor. Ve tüketicilerine böyle hizmet sunuyor. Pahalılık algısı yarattığını farkında değil. Yani ha. rakibi daha pahalı ürünleri de olmasına rağmen böyle bir tasarımla değil, biraz daha kutulu, biraz daha dağınık bir pazar yeri gibi bir yer seçtiği için ilk akla gelen ucuzluk marketi rakibi olurken kendisi pahalı algılanıyor. İlginçmiş. Bu Karaköy'ün değişen yüzüyle ilgili de bir çalışma yapmıştın değil mi? Hı. Bu eski ve yeni esnafın ilişki kurma biçimlerini incelemiştiniz falan. Onu da biraz anlatabilir misin? Karaköy çok ilginç bir yer. Aslında İstanbul'un ilk kapısı, İstanbul'un limanı orası. Hı hı. Halice gemiler yanaşıyor ve bir denizci gözüyle baktığınızda hizmetleriniz orada sıralanmış. Hatta oradaki şeylere de ismini vermiş, sokaklara da ismini vermiş. Mesela hı. bir denizcinin gemisinin ihtiyacı olan şeyler, işte makaracılar, yelkenciler, yok işte motor ustaları vesaire falan hepsi orada eski limanın yakınında konsantrik olarak sıralanmış. En son yemenicilere gidiyorsunuz, ayakkabınızı alacaksınız. Hamamınız var, genel eviniz var. Dolayısıyla gemicinin ihtiyaçlarına göre bütün hizmetler ve ürünlerin konsantrik sıralandığını görüyorsunuz eski tarihte. İşin ilginci yeni tarihte de onlar çok değişmemiş. Büyük ürünler eski limanın yakınında şu an tarım makineleri satılıyor, şu an hı hı. döküm kazanlar satılıyor. Ve daha küçük ürünler konsantrik olarak yine sanki şeye taşınacakmış gibi, gemiyle satın alınacakmış gibi kalmış. Çok ilginç bir hikaye. Ve yine Karaköy'ün eskiden bugüne getirdiği, gayrimüslimler gittikten sonra oraya orada kalan dökümcü ustaları, borsa oraya geldikten sonra Yuppi tabir edeceğimiz beyaz yakalılar, Young Yuppie. Urban Protestant, şu an Protestant, Young Urban Professional, kusura bakmayın. Ve onlardan sonra gelen, biraz da kafe kültürüyle gelen, şöyle saçı benim gibi olan, hipster de denilen, bobo da denilen, bir tarafa. Bunların hepsi orada. Sanki şey gibi arkeolojik bir alanda böyle kalın bir kül tabakası bir uygarlık, bir kül tabakası bir uygarlık görüyor musunuz gibi hepsini görebiliyorsunuz. Çeşitli sahiplerle mekanı farklı tüketiyorlar, farklı anlamlar veriyorlar. Bir tanesi orada görme görülme diyalektiği içerisinde bir şey yapıyor. Ötekisi dökümcü esnafı orada hala ağır iş yapıyor. Ötekisi yanında çanta dikiyor, kendine atölye demiş. Workshop demiş. Ötekisi bir şekilde hala beyaz yakalı ve bütün bu kültürlerin üst üste binerek orada var olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Hepsinin mekanı kullanma biçimi, mekana verdiği anlam farklı. Hı hı. Bu çok eski ve yeni esnaf arasındaki ilişki nasıl değişmiş peki ya da nasıl bir ilişkileri var? İlginç. Mesela önce birleştirici noktayı söyleyeyim. Herhangi bir anlaşmazlık olduğunda biz ekmeğimizin peşindeyiz, biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Tamamen şey yapıyor, anlaşmazlıkları bitiren bir şey oluyor. Aile işletmeleri bugüne kadar gelmiş. Aile işletmeleri sizin nasıl bir hayat tarzınız olduğundan bağımsız olarak restoranlar vesaire herkesin gittiği bir yer. Dökümcü de orada bir aile restoranında yemeğini yiyor. Hipster tabir ettiğimiz insanlar da. Dolayısıyla aile toplumun temel yapıdaşıdır Türk kültüründe ve bu bir şekilde kendine yer bulmuş. Değişen, dönüşen, plastik sandalye var ben orada oturmam falan diyeceğine rağmen aile güvenliği içerisinde oradaki mekana rahatça giden insanlar görüyorsunuz. Birbirine çeşitli sürtüşmeler oluyor, anlam ayrılıkları oluyor. Normalde biz daha çok konuşarak anlaşan bir genç kitleyiz. Orada mesela esnafın korna ile iletişim kurduğu belli yapılar oluyor. Mesela şu bir korna, sandalyeyi çek geçeceğim. Mekana kafe sandalye koymuş oluyor. Esnaf işine gidecek. Dıdıt yaptığında şey bekleniyor orada bir çık, bir derdini anlat, bir konuşalım mesela. Bu tür şeylerden küçük küçük sürtüşmeler oluyor. Yine aynı şekilde o sürtüşmeleri bitiren şey biz ekmeğimizin peşindeyiz, biz de ekmeğimizin peşindeyiz şeklinde oluyor. Bu bir sihirli cümle gibi mi böyle bütün anlaşmalar? Aynen öyle benim gözlemlediğim kadarıyla. Biraz karikatürize ettik. Altında farklı şeyler de var. Yani hayat okumaları çok farklı. İşte dini yönelim, kültürel, sosyokültürel, sınıfsal. Ve sanılanın aksine aslında oradaki dökümce esnafın ekonomik sermayesi çok yüksekken belli etmeyen bir yapısı var. Ama orada tasarım işi yapan, biraz daha böyle daha zengin gözüken, kültürel sermayesi yüksek yeni gençlerin ise paraları yok.
Onlar kadar paraları yok. Buradan bu şeyden aslında ikilemden ilginç hikayeler doğuyor. Peki, o zaman biraz da ürün ve servis deneyiminden bahsedelim. Şimdi bu konuda sen de araştırma yaptın diye biliyorum. Mekan deneyimine nazaran ne gibi farklılıklar gözlemledin ürün ve servis deneyimleriyle ilgili? Ya ürün daha farklı. Şimdi üründe sizin kime hedeflediğiniz önemli. Üründe öne çıkaracağınız özellikler. Bazı hijyen koşulları var. Mesela yani bebek maması yapıyorsan, bebek maması tabii ki sağlıklı, güvenli olmak zorunda. Bunun markanın bağırmasının çok bir anlamı yok. Çünkü hepsi sağlıklı, güvenli. X markası da, Y markası da. Burada öne çıkaracakları söylem, anne için anlamlı olan bir şey olmalı. Bebeğini zehirlemeyeceğini biliyor, tamam. Ama anne için önemli olan o bebeğin o mamayı yediğinde, tamam sağlıklı, eyvallah. Ama bir de uyuması, rahatsız olmaması, ağzından çıkarmaması. Yani reklamlarda aslında uyuyan, mutlu, huzurlu bir bebek göstermesi gerekirken bebek mamaları bir tane uzman çıkarıp bizim ürünümüz şöyle iyi, böyle güvenli falan diye anlatıyor. Dolayısıyla bunu da gidip antropolojik araştırma yapıp annelerle teker teker konuşup bebek mamasında neyi ön plana çıkardığını gördüğünüzde anlıyorsunuz. Bu bir aslında ürün, ürün de değil, iletişim tasarımı. Çünkü ürünün tasarımına dair bir şey yapmadık burada. Mekansal olarak da mekanın hissiyatını ön plana çıkaracak, bunu anlamamızı sağlayacak renkler, siz daha iyi bilirsiniz tasarımcılar olarak ya da malzemeler kullanarak marka DNA'sını orada da yaşatmak, o hissiyatı vermek önemli oluyor. Şimdi sen ve ben aslında Y kuşağına dahiliz. Evet. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, işte milenyıllar falan gibi laflar herkesin ağzında dolaşıyor. Bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Özellikle de şu hususta. Şimdi bu kuşak tanımlamaları ne kadar doğru, ne kadar farklılaşıyor birbirinden bu kuşaklar ve onların çeşitli ürün ve servis tasarımlarına bakışı nasıl? Bu konuda kendi gözlemlerinden ve bizzat kendinden de yola çıkarak anlatabilirsin. Biz burada işte Virtuan Y, Z, X kuşağı eğitimlerinde daha çok benim öğrendiğim şeyleri anlatabilirim. Virtua önceki çalıştığın Virtua araştırma bu şirketi. Etnografik araştırma şirketi. Bizim tüketici araştırmalarını yaptığımız daha çok. Antropolojik olarak konuya yaklaşan ve danışmanlık veren. Oradaki X, Y, Z kuşağı tanımlamaları kendimde de göreceğim şekilde içine doğduğunuz ortam, teknoloji, çağ ruhu sizi belirliyor. Belirlemese bile büyük oranda etkiliyor. Biz dijital native değiliz. Yani içine doğmadık. Biz MLC'lerden, kasetli bilgisayarlardan başladık. Ondan sonra ne, işte telefonla, ne zorluklarla. Telefonlu modemler bağıra bağıra bizi internete bağladı. Düştük ondan sonra. Dolayısıyla bizim normal bir hayatımız vardı. Ve dijital bir hayat buna eklemlendi ve basamak basamak gördük biz bunun gelişimini. Z kuşağı doğduğunda tabletler verildiğinde ve Z kuşağında işte 3-4 yaşında çocuklara şey verdiğinizde, dergi verdiğinizde şöyle yapıp büyümü birini görünce tablet zannederek kenara atıyor bozuk bu diye. Bunun içine doğan ve bu gerçekliği normal gerçeklikten, bizim gerçeklik dediğimizden çok ayırt etmeyen bir kuşak var. Tabii ki algılayışı ve bakış açısı ve kullanımı farklı oluyor. Normal gerçeklik diye bir şey söyledin. İşte o bizim normalimiz şu an. aslında normal gerçeklik bunun hepsinin içine alıyor. Yani antropolojide bir doğa ve kültür tanımı vardır. Kültürün 1000 tane tanımı vardır. Hep doğal 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 diyoruz ya biz. İnsanın doğası kültür. Yani ikinci doğası artık. Biz kültürün içine doğuyoruz. Dolayısıyla bizim kültürümüzde şu an dijital de varsa biz dijital kültüre de doğduk ve bu artık bizim doğamız. Z kuşağı için konuşuyorum. Ama biz yavaş yavaş inşa edilişini gören bir kuşağız. Mahremiyet algımız farklı. Bizim normal, yine normal dedim. Bizim bir hayatımız vardı. Sonra Facebook profillerimiz geldi üzerine. Facebook profillerinin şakacıktanlığı, gerçek olmayışı bizi buradaki mahremiyetimize çok düşünmemeye itti. Ama Z kuşağı bir profil yaptığında bunu akrabalarına kapatır, cidden kendisinin önemsediği şeyleri koyar, şaka gibi görmez. Yani daha farklı bir mahremiyet ve kullanım algısı var. Artı biz ürünler üstüne binerek geldi. Mesela biz fotoğraf için ayrı, işte kitap okumak için ayrı, konuşmak için ayrı dijital ürünler kullanmaya daha teşniyiz. Öyle öğrendik. Z kuşağı bunları tek üründe toplamaktan daha mutlu. E-ticaret ve benzeri konulardaki deneyimler nasıl değişiyor peki? Çok fazla o konuda araştırma yapmadım ama antropolojik olarak kadın ve erkeğin farklarına dair ilginç bulgularımız var. Mesela bizim Savannah'da geçirdiğimiz bir kökenimiz var yani insanlığın ve dolayısıyla çeşitli iş kolları
kadın ve erkeği farklı evrimleştirmiş. Biyolojik hı-hı. kökenleri de var. Mesela kadın gözü biraz daha renk ayrımına gider. Hı-hı. Daha fazla bir şeyin çürüğünü, çarığını, olmuşunu daha iyi algılar. Toplayıcılık vesaire gibi işler sonucu. Erkek gözü biraz daha avcılıkla ilişkili olarak hareket eden, hatta dengesiz böyle kolay avlayabileceği nesnelerin peşindedir. Kolay avlayabileceği. Topuklu ayakkabının çekici gelmesinde bir nedeni odur ama konumuz değil. Şöyle yapalım. Mesela bir internet alışveriş sitesi, online alışveriş sitesi. Kadın için daha böyle ürünlerin bir arada serildiği bir portal gibi ve diğerler arasında kıyaslama yapacağı görsellikle yapıldığında birazcık daha ilgisini cezbettiğini gördük. Erkek içinse erkek biraz daha sonuca odaklı bir alışveriş yapıyor. En ucuza göre, en uyguna göre sırala diyor ve geçiyor. Buradaki hız biraz daha önemli oluyor. Dolayısıyla erkeğin baktığı biraz daha isim zikredeceğim şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Hepsi burada gibi yerler olurken kadının daha böyle markafoni gibi yerler oluyor. Ve kadının daha çok mesela bir ırmak kenarında meyve veren bir ağaç vardır. Sürekli bakar oraya vermiş mi diye. Aynı onun gibi acaba indirim olmuş mu diye baktığını görüyoruz. Anlıyorum. Peki sen otomotiv, gıda, enerji gibi bir sürü farklı sektör için deneyim araştırmaları yaptın. Benzer profillerdeki kişilerin her bir sektördeki deneyimi, algısı ve isteği değişiyordur diye düşünüyorum. O konudaki tecrübelerini biraz anlatır mısın? Değişiyor. Genelde segmentize ettiğimizde A, B, C segmentleri koyuyoruz. Aslında bunlar da çok çalışmıyor bu arada. Bir C segmentinin para biriktirip A segmentine sonun ürünü aldığını ya da A segmentinin işlevsel diye C segmentinin ürünlerine daha çok yöneldiğini de görebiliyoruz. Ama bizim yani ürün bazında ya da sektör bazında şöyle bir şey var. Yani mesela bir araba alacaksınız. Bunun araştırmasını çok önceden yaparsınız. Araba markası da zaten bunun iletişimini çok farklı yapar. Impulsif yani böyle şampuan almak gibi, pazardan bir sebze almak gibi alışveriş tarzı olmadığından onun iletişimi ve orada baktığınız sahipler farklıdır. Ama şampuan alırken tasarımından, nerede karşılaştığınız, görseli neydi vesaire gibi tasarımsal şeyler çok daha ön planda olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu ürün bazında, hizmet bazında birazcık bir kırılımı var. Şeyi sorsam peki bu ayrımlardan bahsettik işte farklı sektörlerde, farklı segmentler ve kişilerden, kişilerin davranışlarından bahsettik. Bu ayrımları gözlemlerken nasıl yöntemler ve metodolojiler kullanıyorsun? Ya bizim özellikle sosyal bilimlerin odak grup görüşmeleri gibi metotları vardır. Hı hı. Bu genelde belli bir sorunun cevabı için işe yarar. Ben bu ürünü çıkaracağım. Nasıl olmuş? Ya da ben bu işte reklamı çektim. Nasıl olmuş gibi. Daha hazır ürünleri biraz daha kolay fokus gruplarla alırsınız. Ama kişinin ergonomik ya da kullanım kolaylığı, verdiği anlam ya da işte bir ürünü kullanma sahipleri, sahip kelimesini çok kullanıyorum bu arada. Kişinin misal kendisini ürünü kendi folk taksonomi diyoruz. Yani biz farklı bir taksonomi de verebiliriz ama onun kafasında kullanıcının farklı bir sınıflandırması vardır. Nereye koyduğunu anlamak için katılımcı gözlem çok önemli. Yani ürünü kullanırken yanında olmanız, onunla oturup konuşmanız, demografik bilgisi, nereden gelmiş, mesleği, yaşı bunları hep birlikte aldığınız bir hayat snapshot'ı diyeyim ya da bir fotoğrafını çekiyor olmanız lazım. O an için o fotoğraf için geçerlidir bu arada. Yani genellenemez. Farklı bir ürün için tekrar oraya tahminleyebilirsiniz ama bilemezsiniz. Dolayısıyla bu ev ziyareti yapan herkes de yani etnografik araştırma yaptım diyor şu aralar ama ev ziyareti tek başına bir etnografik araştırma değil. Ama mutlaka tüketimin yapıldığı okazyonları görüyor olmak lazım. Dışarıda tüketiyorsa dışarıdaki o çevre, o alan, o saat ve evde tüketiyorsa onun yanında oluyor ve gözlemliyor olmak en önemli metodolojilerden bir tanesi. Kullanıcı araştırmaları yapan markalarla yapmayan markalar arasında nasıl farklar görüyorsun? Yapan markaların şimdi yapın, kazandırıyor diye bir reklamını yapma. Şöyle dursun. Mesleki körlük diye bir şey var. Yani senelerce bir şeyi aynı şekilde yaptığınızda göremiyorsunuz. Ve hele profesyonelseniz, bu işin okulunu okumuşsanız sizin kafanızdaki rasyonelite ile tüketicininki her zaman uyuşmuyor. Siz konunun uzmanı olduğu için en doğrusunu sunduğunuz, en doğru tasarımı yaptığınız, en doğru hizmet ve ürünleri bir araya getirdiğinizi düşünürken
tüketicinin kafasında başka bir şey oluyor, kültüründe başka bir şey oluyor. Dolayısıyla siz bunu almadan, öğrenmeden bir anlam çatışmasına girmek durumunda kalıyorsunuz. Az evvelki konuşmalarımız esnasında da rasyonelliğin irrasyonelliği diye bir şeyden bahsettin. Evet. Mesela bu anlattığında aslında ona çıkan bir şey, evet, gibi anladım. Çok ilginç. Nedir bu rasyonelliğin irrasyonelliği? Her zaman işlevsel ve en enerji ve en verimli sonucu bulduğunuzda en çok işleyen olmayabiliyor. Misal bir erkek giyim mağazasına yaptığımız araştırmada 20 gün boyunca farklı mağazalarında tezgahtar olarak çalıştık. Erkek giyim mağazasında 100 kişiden 15'i satışa döner. Yani mağaza kapısından içeri giren 100 kişinin ortalama 15 kişisi burada satın alır. Bu bir erkek takım elbise giyim mağazasıydı ve çok köklü, çok eski, çok da kaliteli, güzel işler yapan bir markaydı. Rakiplerin de bu rakam %15-20'lerdeyken %3'lerde, 5'lerde kalmış. Nedenini soruyor. İlginçtir, yani 20. gün farkına vardık. Markanın kullandığı askılıklar, daha az yer kaplasın, depo vesaire falan gibi şeylerle rasyonel bir şekilde küçültülmüş. Ama erkek giyiminde bizim baktığımız şey avcı kodlardan gelen alfa erkek, güçlülük, iş dünyası, yırtıcılık gibi nedenlerle geniş omuzlu, şöyle bizi biraz daha güçlü gösteren, parlak, sanki böyle bir yırtıcı hayvanmışız gibi gösteren bilinçaltı kodlar ya da kültürel kodlar. Şimdi bu markanın çok güzel, çok kaliteli ve uygun fiyatlı takım elbiseleri var. Fakat her astıklarında böyle elma gibi şişman bir insanın, yaşlı bir insanın üzerinde görmeye daha alışık olacağınız gibi sergilenen takım elbiseleri var. Biz bunun farkına vardığımızda ve askılıkları değiştirdiğimizde markaya, değişmelerini önerdiğimizde satışlara da yansıdığını gördük. Çünkü rakipleri çok daha kalitesiz takım elbiseleri bildiğiniz o manken torsolarına giydirmeden sergilemiyor. Ya da konuşmanın başında verdiğimiz örnek. Çok güzel tasarlanmış bir dükkan, kuyumcu dükkanı gibi insanlar giremiyor. Bu bir zincir markette, aynı şekilde bir iletişim merkezi. Büyük bir telekomünikasyon firmasının iletişim merkezleri vardı. Bunların her yerini çok iyi tasarlamışlar. Kendine özel parfümler koymuşlar falan ama insanlar telefonum bozuldu, kontrol diyeceğim diye giremiyor. Çünkü orada çok üst segment bir yapı var. Yani kuyumcuya girer gibisiniz. Her an böyle bir ezileceğinizi hissediyorsunuz. Bu kuyumcuya gibi girer gibi hissetme meselesi kullanıcılardan duyduğunuz kullanıcılardan bir şey. Duydum. Çok spesifik geldi. Aynen, çok ilginç. Yani kullanıcılardan gelen ve bizde de sürekli bazen şakasını yaptığımız şeyler var. Bunlardan bir tanesi kuyumcuya girer gibi. Yani misal işte belli giyim mağazaları özellikle toplamazlar. Siz dağıtırsınız, ortalık bir pazar yeri gibidir. İnsanlar öyle rahat hissediyordur kendini. Tamamen kapalı pazar yeri şeklinde. Marka vermeyeyim. Maymunu vardı eskiden, şu an maymunu yok. Şimdi misal o bir başarıdır. Türk insanını iyi okumuş, alışveriş davranışını iyi irdelemiş, incelemiş bir tasarım yapmış. O mekanda siz şey de yapabilirdiniz. Yani bir satış danışmanı bir tişört için size sunum da yapabilirdi, şey de olurdu. Yani farklı bir renkler, ışıklar. Ama bu satışa dönüşmeyebilirdi. Anladım. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Volkan. Bize çok güzel bilgiler verdin. Seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Umarız yeniden görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.